ile ilgili düzenlemenin askıya alınacağı bir tarihin belirlenmeyeceğini düşünüyorum. Zannedersem 18 Nisan mıydı? Yani Nisan ayı içerisinde. Evet. Nisan ayı. Yani Nisan'ın ortası, Mayıs ayı, Mart ayında bir erken seçim yapılacağını zannetmiyorum. Nisan ayında bu düzenlemenin süresi dolmazdan önce eski sistemle seçime girecek şekilde bir erken seçim tarihi alınacağını zannetmiyorum. Her halükarda Nisan'ın ikinci yarısından sonra ve Mayıs ayı içerisinde bir seçim yapılacak diye tahmin ediyorum. O tarihten itibaren yapılacak diye tahmin ediyorum. Dolayısıyla yani Haziran ayında yapılmazsa Nisan, en çok Nisan'a doğru belki sarkıtılır. En çok Mayıs'a kadar sarkabilir ama her halükarda bugün itibariyle 6 ay ve altına düştük. Yani en geç 6 ay sonra Türkiye seçime gidecek. Bu öyle 3 aya kısalmaz yani. 3 aya işte 4 aya kısalmaz öyle zannediyorum. İktidar bunun için birden çok hamle yapıyor. Şimdi iktidarın hamle üstünlüğü olduğunu görmeli ve teslim etmeliyiz. Mesela daha bugün işte asgari ücretlerle ilgili görüşme başladı. Türk İş Başkanı diyor ki 7870 liranın altında bir şeye el sıkışmam. Muhtemelen iktidar bunu 8500 civarında sabitler. Yani kalkar onun istediğin üzerinde verir ve asgari ücreti dar gelirleri biraz olsun memnun edecek ya da kışı çıkaracak şekilde düzenleyebilir. Nihayet asgari ücreti hükümet cebinden vermiyor. Patron veriyor yani. İkincisi emekli yaşa takılanlar. Bununla ilgili bir düzenleme geliyor. Emekli yaşa takılan herkesi memnun edecek bir düzenleme olmayabilir ama eninde sonunda Türk İş'in, özür dilerim, TÜSİAD'ın da evet dediği bir düzenleme geliyor. Bu da bir memnuniyet yaratacak. Bununla beraber bürok kamudaki sözleşmeli 500 bin kişiye kadro geliyor. Onları ve aileleri hesap ettiğimizde ciddi bir yekün tutar bu. Onlara da bir nefes aldıracak. Ben şimdi işte Marmaray'da geliyorum. Marmaray'daki işçi arkadaş söylüyor. Ya diyor bizim kadro işi ne olacak? Gidiyorum işte semtte belediyedeki temizlik işçi arkadaş geliyor. Bizim kadro ne olacak diyor. Şimdi bunlara kadro gelecek. Bu da bir rahatlama sağlayacak. Diğer taraftan Katar'dan ve Suudi Arabistan'dan biraz olsun para geldi. Biraz da dikkate değer bir para geldi. Bu içeriye sıcak para olarak giriyor ve çarkları çeviriyor. En azından düşük faiz politikasının dövizdeki yansımasının önüne geçiyor. Dolayısıyla pazarı biraz olsun hareketlendiriyor. Bu bakımdan hamle üstünlüğü var. İkincisi iktidar şöyle bir oyun kuruyor. AK Parti iktidarının tabanını genişletmesi mümkün değil. Yani o taban bu kadar. O taban daralıyor ama genişleyemiyor. Neden? Sosyolojik olarak belli bir banda oturdu. Bu kendisini konumlandırdığı alan işte muhafazakar milliyetçi bir taban. Bu tabanın AK Parti, MHP ve BBP toplamı için söylüyorum. Kanaatim o ki %40'ın altında değil ama %45'in üzerinde değil yani. Dolayısıyla tabanını genişletemiyor bu koalisyon. Bu koalisyon tabanını genişletemeyecekse ne yapacak? Karşı cepheyi bölecek. İki, ya karşısında geçecek topluluğu seyreltecek. Başka bir yolu yok. Dolayısıyla karşı cepheyi bölmeye dönük ard arda hamleler yapıyor. Mesela ne yapıyor? Onlardan biri CHP ve İYİ Parti içerisinden tek tek unsur çıkarıyor. Tek tek. Teğmen Mehmet Ali Celil olduğu yerden çekti aldı. Nazilli Belediye Başkanı çekti aldı. Dün Karabük İYİ Parti Belediye Meclisi Üyesi ve ilçe Başkanı çekti aldı, AK Parti'ye kattılar. Aslı Baykal, o şimdi ona oynuyorlar. İşte Aslı Baykal da biraz hevesli tabii. Ona oynuyorlar. Dolayısıyla oradan da temsiliyetini tartışabilirsin. Diyebilirsin ki Aslı Baykal'ın CHP camiasında ağırlığını derler ki babası eski genel başkan. İşte ağırlığı buradan geliyor. Dolayısıyla buraya işliyor. İkincisi HDP'yi tarafsızlaştırma hamlesi izliyor. HDP ile İYİ Parti arasındaki gerilimi de bildiği için HDP'yi tarafsız alana çekme adına ne yapıyor? Selahattin Demirtaş babasıyla görüşüyor. Efendim Aysel Tuğluk geç de olsa tahliye ediliyor. Kobani davasında salıverilmeler, iki tutuklu geç de olsa salıverildi. Bu ve benzeri hamleler hem AK Parti'den yüzünü çevirmiş olan muhafazakar Kürtlerin acaba demesine sebebiyet veriyor. Hem de aynı zamanda hiç oy vermeyecek olan, AK Parti hiç oy vermeyi düşünmeyen HDP'li Kürtlerin, HDP Kürtlerin kafasını karıştırıyor. Onları tarafsızlara yetiyor. HDP'li Kürtler zaten yaşadıkları İYİ Parti ile gerilimin sonucunda diyorlar ki canım AK Parti kötü ama gelen ondan daha mı iyi? Bu cümleyi
eninde sonunda ona dedirtmek istiyorlar. Dolayısıyla birinci turda kendi adayını çıkarsın, ikinci turda kenara çekilsin, ne haliniz varsa görün desinler. AK Parti'nin bu planı bu. Bir diğeri kendisi dedim ya toplumsal olarak genişleyemiyor. O durumda altılı masayı çatırdatmak istiyor. Şimdi de bulabildiği her fırsatta altılı masanın altına bir el bombası bırakıyor. Yahut altılı masadaki çatlakları daha da derinleştirmek için hamle üstüne hamle yapıyor. Onlardan biri de bu işte. Sonunda buraya geldik. Onlardan biri evet başörtüsü meselesini altılı masadaki çatlağa doğru bir kuvvet olarak kullanmaya çalışıyor. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu bence başörtüsü tartışmasını açarak doğru bir hamle yaptı. Ben orada hak veriyorum kendisine. Çünkü AK Parti eninde sonunda kazanımlarımız kaybolmasın politikası yürütecekti seçimde. Kazanımlarımız gitmesin elden. Ey AK Parti'den yüz çevirmiş ve kararsızlara katılmış olan dar gelirli milliyetçi ve muhafazakar insanlara diyeceklerdi ki tamam bizden memnun değilsin ama kazanımlarımız elinden gidecek. Diyorlar bak zaten. Evet bak diyecek. O gelirse sadece ben gitmeyeceğim. Evet. Türbanlılar da üniversiteden gidecek. Evet. O gelirse sadece ben gitmeyeceğim. Kur'an kursuna giden çocuklar da evine gidecek. O gelirse ben gitmeyeceğim. Efendim ağzı Kur'anlı kamu görevlileri de devlet dairesinden gidecek. Şimdi bunu uygulayacaktı. Kemal Bey burada yerinde bir hamle yaptı ve AK Parti'nin elinde çözümsüz bıraktığı ve benim açımdan siyasi rehine durumunda olan başörtülere bir kurtarma operasyonu düzenledi. Ancak burada sorun şuydu. Maalesef Kemal Bey'in bu projesi partisinde ve tabanında taraftar bulmadı. Bunun birkaç sebebi var. Birincisi konjonktür ters. İran'da başörtüsü eylemleri var. Türkiye ekonomik krizle uğraşıyor. Bir diğeri altılı masanın haberi yok. Üçüncüsü CHP'nin hiç haberi yok. CHP'de bazı yöneticiler televizyondan izlediler. Dolayısıyla parti kamuoyu ne oluyoruz dedi. Birdenbire şimdi bu sorun mu? Nereden çıktı dedi. Ve Kemal Bey aslında anlaşılır biçimde masaya sunduğu Kemal Bey'in haklı nedenlerle masaya sunduğu türban önerisi yetim. Caminin avlusunda yetim gibi kaldı. Ve kimse sahip çıkmıyor. Kemal Bey de tabii bu tezi ortaya attıktan sonra önce Amerika'ya sonra İngiltere'ye gitti. Türkiye kamuoyunda AK Parti onu karşı atağa çevirdi. AK Parti onu karşı atağa çevirdi. Zaten bir anayasa hazırlığı vardı. Aslında aile düzenlemesini içeren bir anayasa değişikliği getireceklerdi. Ve seçim kampanyasını LGBT'den yana mısın değil misin eksenine oturtacaklardı. Şimdi fakat şeydi. Kör istedi bir göz, Allah verdi iki göz diyerek başörtüsünü de bunun içine katarak şimdi anayasa taslağına çevirdiler ve altılı masanın dibine koydular. Peki karşılık bulur mu? Birincisi önce masanın tutumunu söyleyeyim. Buna Saadet Partisi'nin CHP'den seçilmiş bir vekili var evet der. Benim kanaatim o. Saadet Partisi'nin CHP listelerine seçilmiş Konya milletvekili var. Buna evet der. AK Parti'nin taslağına. Kim evet der? Kanaatim o ki Mustafa Yeneroğlu Milli Görüş tabanından geldiği için evet diyebilir. Kesin diyemiyorum. Diyebilir belki yani. Deva Partisi'nden. İYİ Partili bazı milletvekillere evet diyebilir. İYİ Parti grup kararı alamayabilir. Grup bazı kararı almak zaten anayasaya göre. Ama fiilen alıyorlar. Evet, alıyorlar. Kulaktan kulağa. Yani bazı milletvekilleri çok değil ama 4-5 evet diyebilir bu düzenlemeye. Milliyetçi muhafazakar milletvekilleri. CHP hayırdır. HDP son aşamaya kadar pazarlığını yürütür. Bence son aşamada hayırdır. Ve altılı masada bugün itibariyle de cari, hali hazırda bir tartışma başlığı bu. Çünkü Temel Karamollaoğlu ve Davutoğlu diyorlar ki biz hiç bunu referanduma götürmeden CHP'nin de desteğiyle taslağı mecliste kabul edelim ve yürürlüğe girsin. CHP zaten destek verirse bu geçiyor yani. Paketi şey ayırmadan mı diyorlar onu? Ya hayır. Davutoğlu diyor ki. Karamollaoğlu ayırmadan diyor. Davutoğlu ayıralım diyor. Davutoğlu ayırıyor. Ama eninde sonunda anayasa burada asıl düğümlenen konu. Asıl kriz şeyde başörtüsü meselesinde. Yani öbürü zaten çok ama tartışmalı bir durum. Referanduma karşı. Ayırabilirler ama ikisini mecliste. İkisini yok, ayrı yok. Ayrı oylayabilirler yani. Ayrı ayrı oylayabilirler. Türban veya aile meselesine ayrı ayrı oynayabilirler. Ayrı ayrı oynasına ikisi de Saadet'te şeyde evet, paket halinde. Referanduma gitmelerine karşı. Hayır diyorlar ki referanduma hiç gitmesin. Hayır, tamam. Mecliste kabul tamam. Edilsin. Karamollaoğlu ve Davutoğlu böyle söylüyorlar. Daha Deva Partisi bu tartışmanın açılmasından çok mutlu değil. Açılmasını da istemiyor. Baştan beri de destek vermediler. Kemal Bey de destek vermediler. İYİ Parti de aynı çizgide duruyor.
İYİ Parti şimdi bu tartışma nereden geldi diye düşünüyor. Neden bize sorulmadı ve biz şimdi bir böyle emrivaki bir durumla karşı karşıya kaldık. Böyle diyor ama ne yapacak kurumsal olarak? İşte diyorum ya, parti milletvekilleri arasında bu meselede netleşmeleri mümkün olmayabilir. İçlerinde muhafazakar insanlar var. Şimdi onlar arasından ters gelebilir vaziyet. Eninde sonunda ne olur? Bence bu da benim kanaatim. Bu tabii İYİ Parti bu altılı masa arasında krize dönüşebilir. CHP'de de benim duyduğum kadarıyla MYK'da şöyle tartışmalar olmuş. Biz anayasa düzenlemesi olarak getirdiğimiz metni, pardon, yasa düzenlemesi olarak getirdiğimiz teklifi anayasa teklifi olarak getirelim, ona evet diyelim. Şeklinde bir öneri de gelmiş CHP'nin MYK'sında. Kabul edilmemiş. CHP buna tümüyle kapalı. CHP diyorlar ki, CHP'liler biz sadece başörtüsüyle ilgili düzenlemeyi o da yasal olarak evet deriz. Dolayısıyla bu altılı masa açısından evet, bence de bir krize neden olur. Ne olur? Bu geldiğinde buna 360'ın altında oy çıkar. Ben 360'ı geçeceğini düşünmüyorum. Yani AK Parti kulis yapacaktır. Teke tek AK Partililerle, Saadet Partililerle, Devacılarla, HDP'lilerle mesai geçirecektir ama eninde sonunda bu mecliste kalık olur. 360'ı geçemez, referanduma da gitmez. Ama bunu da AK Parti seçimlerde kullanır. Kullanır. Kim CHP aleyhine kullanır. Bu bakımdan CHP, yani CHP samimiyetsizlikle suçlanabilir. İYİ Parti açısından bir samimiyetsizlik testi olarak görülür. Ancak bence bunun tantanası da çok uzun sürmez. Çünkü zaten yani bu seçimin sonucunu, seçim sürecinde en çok tartışacağımız mesele, seçim sonucunda verilecek olan mesele türban vesaire konular değil. Esasen hayat memat kavgası, varlık yokluk meselesi olacak. O yüzden tantanası çok uzun sürmez. Bence fikrimi sorarsan ne yapılmalı? Burada her aşamada hayır denilmeli. Anayasa AK Parti'nin siyasal kendi siyasal gündemini taşıyacağı yer değildir. Anayasalar kısa metinlerdir. Yurttaşların devlet ve kurumlarının işleyişini tanımlar. Devletin temel niteliklerini ortaya koyar. Yurttaşların hak, ödev ve sorumluluklarını belirler. Anayasa AK Parti'nin parti programı değildir. Anayasa bir siyasi derneğin hislerinin yansıtıldığı yer değildir. Anayasalar siyasi partilerin kendi ideolojik kavgalarını devlet katına çıkardıkları yerler değildir. Anayasada bu işler çözülemez. Anayasada temel, hatta bu yüzden 12 Eylül tuttu, kendi ideolojik yaklaşımını dayatmak için anayasaya din dersini koydu. Hangi anayasada bir ders, bu örnekte din dersi, ama hangi ders zorunlu madde olarak gelmiştir? Düşünebilir misiniz anayasaya geometri dersinin zorunlu olarak konulduğunu, anayasaya müzik dersinin zorunlu olarak konulduğunu? Bu kabul edilir bir şey mi? Aynı şekilde burada da bir ders anayasamızda zorunlu din dersi olarak tanımlanıyor ve kimse de tabii buna itiraz edemiyor. Kamuoyu nezdinde zor duruma düşmemek adına. Yahut anayasada sıralanmış başkaca örnekleyebilirim. Başkaca maddeler var. O nedenle bu yasal düzlemde halledilmeli. Eğer ama bundan AKP istemiyor. Şimdi bak, o zaten orada AK Parti'nin topu taca atma hikayesi o. Şimdi evet, ben de görüyorum. Muhafazakar vatandaşlarımız arasında, örtünmeyi önemseyen vatandaşlarımız arasında, bunlar ve çoğunlukla da AK Parti'ye ve muhafazakar partilere oy veren vatandaşlarımız arasında bir kaygı var. Bir teminat arayışı var. Diyorlar ki biz AK Parti önce horlanıyorduk, dışlanıyorduk. AK Parti döneminde bu ortadan kalktı, önemli ölçüde ortadan kalktı. Artık kamuda memur olurken, artık üniversitede okurken, artık efendim özel hayattayken ayrımcılığa uğramıyoruz ve iktidar değiştiğinde de biz böyle bir kaygı yaşamak istemiyoruz. Hay hay. O zaman kaygılandığınız her kimse, bu örnekte CHP, size teminatta bulunuyor. Ben bunu CHP bu bakımdan demokratik bir hamle yapıyor ve teminat veriyor. Yasal olarak da bunu bağlıyor, diyor ki sözüme mi güvenmiyoruz? Buyurun arkadaş diyor. Buyurun. Yasal olarak çözüyorum. Kaygılanma diyor. İktidar değiştiğinde, bu iktidar değiştiğinde başörtülü öğretmen hanım, sen dersine devam edeceksin. Sakallı otobüs şoförü, sen olduğun yerde hayata devam edeceksin. Efendim, türbanlı genç kadın arkadaş, üniversiteni oku ve bitir ve mezun ol, ülkeye faydalı ol. Yahut diğerleri. Bunlara teminat veriyoruz. Zaten aslında bu teminatı belediyelerde verdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde verdi. Ankara Belediyesi'nde verdi. Mersin'de verdi. Adana'da verdi. AK Parti bir tane örnek bulamadı. Arıyor, bulamıyor. Atılsın bir tane diye. Türbanlı horlansın. Bir tane sakalı çekilsin. Bunun için kulaklarını duvarlara dayamışlar. Bunun için dürbünle belediyelere bakıyorlar. Bir tanesi horlansın diye. Bir tanesinin bir örnek bile bulamadılar. Bak,
Tebrik ediyorum CHP'li bireyleri. Tek bir örnek bile bulunamadı. 3 yıl, 4 yıl geçti. İstanbul'da, Mersin'de, Adana'da. İstanbul'un AK Parti'den CHP'ye geçmiş Küçükçekmece'sinde, Esenyurt'unda. Bir ayrımcılık örneği bulunamadı. Zaten teminat ortada. Şimdi CHP diyor ki, kardeşim kaygılı mısın? Ben senin kaygını anlıyorum. O halde teminat veriyorum. Al sana yasa. Bu işi yasayla çözmek gerekir. Ama AK Parti kendi siyasal kampanyasını anayasa düzeyine taşıyamaz. Buna muhalefet partileri, en muhafazakarı Saadet mi? O da izin vermemeli. Sizin duyarlılıklarınız, inanç dünyanıza ait duyarlılıklar AK Parti tarafından siyaseten istismar ediliyor. Kampanya konusu yapılmak isteniyor. Buna evvela siz hayır demelisiniz. Bu iş anayasa meselesi değil. Bu iş yasalarla çözülebilecek bir mesele. Dolayısıyla... Ama